Herkese merhabalar arkadaşlar. Derneğimizin barınağındayız. Evet, buranın da cam yerini açtık. Şuranın da cam yerini açmıştık. Kalebodur işi tamamen bitti. Bir tek banyo kısmında ufak bir yer kaldı. Buralar temizlenecek. Badanası yapılacak. Evet, bütün kalebodur işi bitmiş oldu. Şurada çok az bir yer kaldı. Camlar takılacak, kapılar takılacak ve tavan yapılacak. Evet, durum bu şekilde. Bu bacağı kırılan ufaklık iyileşti, yürüyor. Gel, gel Ponçik. Gel Ponçik. Bu bizim sıratık body. Burası tedavisi bitenler birinci kısım. Şurası tedavisi bitenler ikinci kısım. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve bu şekilde devam ediyor. Tedavisi devam eden hayvanlarımız için alan ise şurası olacak. Tedavisi devam eden köpeklerin alanı burası olacak arkadaşlar. Böyle devam ediyor. İleriki yıllarda şöyle ve bu şekilde devam edecek. 56 tane bölüm olacak toplam burada. Tedavisi devam eden ve tedavisi biten kedilerimizin alanları da burası. Bunlar ısıtıcılı olacak. Aynı şekilde şurası da ısıtıcılı olacak. Yakın bir zamanda yapacağız ısıtıcı sistemini de. Evet, bu küçük bölmeler tedavisi devam eden kedilerimize ait. Şu an şu bölme boş. Burası ise tedavisi biten kedilere ait. Şöyle bir girelim. Hayır Ponçik, sen girmiyorsun kedilerin yerine. Bu yapı onların yuvası. Kapısı var, camı var. Bakın, camdan bakıyorlar. Buranın badanası yapılacak tabii ki. Buraları daha yeni taktık. Hayır, kedilerin yerine girmek yok. Evet, oradan başlıyor tedavisi biten kedilerimizin yeri. Bu şekilde böyle, burası tedavisi biten kedilerimize ait. Bak ya. Gel hadi, gel. Gel. Yakın bir zamanda burası kaldırım, buraya kaldırım taşı döşeceğiz. Şuralara çiçeklendirme yapılacak. Küçük alanlara. Şuralarda çiçeklendirme yapılacak. Gel Ponçik. Gel buddy. Gel oğlum. Aferin oğluma, gel. Daha sonra arkadaşlar burası böyle tümüyle kedilere açılacak. Yani barınağın çeyreği kedilere ait. Bir çeyreği tedavisi devam eden köpeklere ait. Diğer yarısı da büyük alanda tedavisi biten köpeklere ait. Yakın bir zamanda bu platformun üzerindeki konteyneri kaldıracağız. Buraya yapı yapılacak. Veteriner hekim odası, tedavi odası gibi resmi barınaklarda olması gereken zorunlu alanlar yapılacak. Yakın bir zamanda da oraya başlayacağız. Bu çeşmeyi bir jandarma komutanımız yaptırdı, babasının hayrına sağ olsun. Şimdi şu an deponun işini bitirmeye çalışıyoruz. Daha sonra hemen buraya geçeceğiz. Burası çok önemli arkadaşlar. Burası tedavisi devam eden köpeklere ait olacak. Bunlar bölme bölme ve içinde ısıtıcı olacak bunların. Burada toplam 12 bölme var aslında. Ancak 4 tanesini yapmaya çalışacağız. Bir de ilerideki yavrulu kedilerin bölmesini yapmaya çalışacağız. Çünkü malzememiz çok az. Bu kadar bir tuğla var. Bu tuğla bir tane bölmeyi kapatmıyor. Evet, bu sene buraları bitirebilirsek, kış bastırmadan, kar yağmadan önce, seneye de, bir dahaki senelerde, ilerideki senelerde bu tarafı da tedavisi devam eden köpekler açacağız. Ya barınağın yarısı şu duvardan itibaren bu tarafı tümüyle tedavi bölümü. Arka taraf ise tedavisi bitenler kısmı, rehabilitasyon bölümü. Çok işimiz var arkadaşlar. Öncelikle burayı yapmamız gerekiyor. Bu dört bölmeyi.
Burası da çocuk parkı olacak. Buraya bir beton dökülecek. Çocukların gelip eğlenebilmesi için. Evet, bu güllerle kaplayacağız arkadaşlar barınağı. Bu şekilde gül sırası devam edecek. Ve şuradaki de şöyle gül sırası devam edecek sonuna kadar. Şimdi şu tedavisi bitenler kısmına gelelim tekrar. Bakın bu duvardan itibaren ve bu duvardan bu tarafta öyle tümüyle tedavisi biten köpeklerimize ait. Değerli arkadaşlar, bu barınak günde 3 kere temizleniyor. Sabah, öğle, akşam. Onun için pırıl pırıl. Hiçbir şekilde koku yok. Temiz, yerlerde pislik yok. Ve bunu hiçbir zaman bozmayacağız. Şimdiye kadar bozmadık, bozmayacağız da. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar her şeyi. Bakın bu tedavi aldığımız bir köpek. Tedavi aldığımız bütün köpekler burada. Hiçbir yere gitmiyorlar. Sahiplendirdiklerimiz hariç. Bacağı kırık köpek. Kırıklı hastalar bölümünde kalıyor zaten şu an. Bacağı kırıktı, iyileşti. Buradaki canların hepsi ihbar üzerine tedavi aldığımız canlar. Manisa'dan aldığımız siyah olan body. Havalı tüfekle vurulan, sonra kaçarken araba çarpmış. Şu Bilecik'ten aldığımız arka bacağı kırıktı bu ufaklığın. Aynı şekilde Sakarya Tarak'tan aldığımız bacağı kopartılan. Sivas'tan aldığımız bacağı olmayan, arka bacağı yok. Bakın bu canın, bu güzel kangalın arka bacağı yok. Şuradaki köpeğin ön bacağı yok. Bu köpeğin arka bacağı yok. Bunun arka bacağı yok. Bilecik'ten aldığımız. Yani işini en iyi şekilde yapmaya çalışan derneklerden biriyiz. Tel bağlanıp sürüklenen, aracın arkasında sürüklenen köpek şu siyah olan. Yine ön bacağı yok. Ön bacağı kırık. Kırıktı. Değerli arkadaşlar, ancak tedavilere destek bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani bu iş nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hem barınak inşaatı devam ediyor bir yandan. Çünkü bu canların barınması gerekiyor. Üstelik de bir de ferah bir ortamda barınması gerekiyor. Bakın kocaman. Isıtıcı sistemine varana kadar, havuzuna varana kadar, bakın kışın, şey yazın yanmasınlar ve oynasınlar diye havuza varana kadar yapıyoruz. Isıtıcı sistemine kadar da yapıyoruz. Bunlar güvenli bir şekilde barınsınlar diye. Güzel de bir barınak yapıyoruz. Ama değerli arkadaşlar, tedavilere niyeyse destek bulamıyoruz. Kaç tane can var şu an tedavide olan? Amputasyon var, gözünde kocaman tümör olan var. İki bacağı tutmayan var. Yani o canların da bu barınağa gelebilmeleri için desteklerinizi bekliyoruz. Tedavileri bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Yeni hayvan almada çok zorlanıyoruz, çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar hep ihbar üzerinde tedavi aldığımız canlar arkadaşlar. Hadi. Hem ziyaretlerinizi hem de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu kış gelmeden oradaki inşaat işini bitirmemiz gerekiyor. Yani bakın, bu gördüğünüz her şeyi biz kendimiz yaptık. Yani çoğunu ben ördüm, duvarlarını. Fayansı falan ben yaptım. Bir de bunlara hani bir usta tutmaya kalksak mümkün değil, yetişemeyiz. Bu gördüğünüz her şey arkadaşlar, betonla ilgili olan her şeyi biz kendimiz yapıyoruz burada. Ve buraları da kendimiz yaptık. Şu bölmeleri, devamını da kendimiz yapacağız. Bunları usta tutamıyoruz. Sadece malzemeye destek bekliyoruz arkadaşlar. Ustasında da değiliz. Yani malzemeyi alabilsek biz kendimiz yapacağız bunları. Bu kadarcık tuğla neye yetecek? Yani bir bölmeyi kapatmıyor. Bu kadar bir tuğla alabildik. Evet, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hem tedavilere hem de bu canların rahatça barınabilmesi için yaptığımız barınağa desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.